Sevgili ETV izleyicileri, mübarek Ramazan ayının şu özel ve güzel gününde sizlerle olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Programımıza kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim ile başlayacağız. Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere Nurlupınar Camii İmam Hatibi Vehbi Göde hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم الفاتحة Hocamıza kalplerimize huzur veren bu güzel tilavetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, bugünkü konumuz Allah'a iman ve kulluk. Konuğumuz ise Şehzadeler İlçesi ilçe müftümüz Sayın Mehmet Cesur hocamız. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, malumunuz artık Ramazan ayının ortasına geldik. İnşallah iyi geçiyordur Ramazanınız. Hamdolsun çok iyi geçiyor, yoğun geçiyor. Evet. Hem Ramazan ayı olması sebebiyle hem de yaz kursları başlaması sebebiyle evet. Camilerimiz gündüzleri yavrularımızla cıvıl cıvıl, akşamları da teravih namazlarıyla, mukabele programlarıyla dolu dolu. Evet. Hamdolsun iyi geçiyor. Maşallah hocam çok güzel. Peki hocam konumuz itibariyle Allah'a iman ve kulluk. Allah'a iman nedir? Yani inanç esaslarından Allah'a iman nedir? Bunun hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Evet. Allah'a iman, iman esaslarının birincisidir. Evet. Mümin olmanın ilk şartıdır. Peygamber Efendimizin bir sözüyle benim ve önceki peygamberlerin ortak mesajı Allah'a imandır buyuruyor. Evet. Bu yönüyle Allah'a iman Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin ortak mesajıdır. İnsanlara Allah katında ilk sorumluluktur. İmanın ilk esasıdır. Biz Allah'a iman konusuna kısaca tevhid inancı diyoruz. Yani Allah'ın zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması inancıdır. Evet. Buna da biz tevhid inancı diyoruz. Allah'a iman şu üç konuyu kapsar. Birincisi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İkincisi Allah'ı kemal sıfatlarla vasıflandırmak, tavsif etmek. Üçüncüsü de Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek. Dolayısıyla biz bütün bu esaslara Allah'a iman diyoruz. Evet. Peki hocam, yani yüzyıllar boyunca Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanlarda bir inanma duygusu hasıl olmuş. Peki Allah inancının kaynağı nedir? Evet. İnsanlarda nasıl oluştuğuna dair bir bilgi verir misiniz? Evet, Kur'an-ı Kerim bize bu konuda ayetleriyle ışık tutuyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize diyor ki, Allah inancı insanda fıtridir, doğuştan geliyor. Doğuştan. Ve Kur'an-ı Kerim'in Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde Rabbimiz, Habibim sen yüzünü Allah'ın dosdoğru dinine çevir, insanları yarattığı fıtrata çevir. Mealindeki ayet-i kerime de buna işaret ediyor. Bu bakımdan alimlerimiz bu ayet-i kerimenin
ışığında akıllı ve ergen olan her insana Allah katında ilk sorumluluk Allah inancıdır demişler. Evet. Bu konuda alimlerimiz iki görüş beyan ediyorlar. İmam-ı Azam ve İmam-ı Maturidi'ye göre, ki ülkemizin ekserisi bu inancı benimser. Evet. Onlar insandaki Allah inancı aklidir derler. Yani evet, kendisine bir peygamber gitmeyen insanlar veya kendilerine bir ilahi mesaj ulaşmayan insanlar da akıllarıyla bu alemi yaratan bir Allah var diye Allah'ı bilmeleri gerekir demişler. Evet. Öbür ekolümüz ise, o ise Allah'a inanç işte naklidir. Mutlaka insanları sorumlu olabilmeleri için kendilerine bir peygamber ulaşması gerekir diyorlar. Tabi biz Allah'ı nasıl tanıyoruz? Allah'ı nasıl biliyoruz? Biz Allah'ı zatıyla bilemeyiz. Allah'ı göremiyoruz. Evet. Biz Allah'a nasıl inanırız? Allah'a sıfatlarıyla ve isimleriyle inanırız. Evet. Allah'ın sıfatlarını da bize bildiren nedir? Allah'ın peygamberi ve Allah'ın kitabıdır. İşte hem Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde hem de peygamberimizin sahih sünnetinde Allah-u Teala'yı biz o sıfatlarıyla ve o isimleriyle tanırız, öyle inanırız. Evet hocam, peki hazır buna değinmişken müsaadenizle Allah'ın isim ve sıfatları hakkında bize bilgi verir misiniz? Biz Allah'a evet, nasıl inanırız? Evet. Allah'ın isimleri için Esma-i Hüsna evet, terkibi kullanılır. En güzel isimler manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz en güzel isimler O'nundur. Allah'a o isimlerle dua edin ayet-i kerimesi bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadislerde ise Allah'ın 99 ismi zikredilmektedir. Ama bununla birlikte hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde yer alan Allah'ın isimlerine bakarsak bu sayının da üstündedir. Evet. Allah'ın isimleri. Bunların içinde bir tanesi de İsmi Azam olarak hadislerde geçmekte. Yani İsmi Azam en büyük isim. Allah'ın katındaki en güzel ismidir. Bu isim işte bununla ilgili farklı peygamberimizden hadisler var. Ama bununla birlikte bu konudaki en uygun görüş Rahman ismi, Rahim ismi, evet, Hay ismi, Kayyum ismi. Birisi Besmele'de, birisi evet, Ayet-el Kürsü'de zikredilmektedir. Bunlar evet, Allah'ın isimleri. Biz Allah'ı isimleriyle ve sıfatlarıyla tanırız, inanırız. Evet. Allah'ın zatını bilemeyiz. Allah'ın zatını idrak edemeyiz. Allah'ın zatını bilemiyoruz. Ama Allah'ı biz bu sıfatlarıyla ve isimleriyle biliyoruz. Bunlar 99 ismi olarak hadislerde geçen ve Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen isimleri. Bunun ötesinde Allah'ın sıfatları var. Allah'ın sıfatları alimlerimizce tasnif edilmiş. Ama en yaygın tasnif iki kısımlı taksimdir. Allah'ın zatı sıfatları, Allah'ın subuti sıfatları olarak. Allah'ın zatı sıfatları 6 tane. Bunlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis ve kıyam bi nefsi diye bilinen ve öğretilen evet, Allah'ın sıfatlarıdır. Öbürleri ise subuti sıfatlarıdır. Bunlar da 8 tanedir. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, evet, tekvin. Peki zati sıfatlarla subuti sıfatlar arasında ne fark vardır? Zati sıfatlar Allah'ın zatına has sıfatlardır. Evet. Allah'ın haricinde hiçbir varlıkta bu sıfatlar bulunmaz. Subuti sıfatlar ise ezeli ve ebedi ve kamil olarak Allah'ta bulunan sıfatlardır. Ama bununla birlikte nakıs olarak, süreli olarak öbür canlılarda da bulunan sıfatlardır. Bunun haricinde
Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı isimler var. İşte bunlara biz müteşabih ayetler diyoruz. Ve burada Allah'a nispet edilen bazı vasıflar var. Allah'ın eli, Allah'ın yüzü gibi. Tabii bunlara biz haberi sıfatlar diyoruz. Bu konuda alimlerimizin bir kısmı bunları hiç yorumlamadan manasını Allah'a havale ederek inanmışlar. İlk dönem uleması. Sonrakiler İslam alemi peygamberimizin ve sahabilerinin döneminden sonra dünyaya yayılınca, farklı kültürlerle karşılaşınca bunların İslam'ın genel prensibine uygun olarak yorumlanması zarureti hasıl olmuş ve bunu Kur'an'ın ruhuna, Peygamber Efendim hadisi şeriflerinin ruhuna uygun olarak işte yorumlamışlar. İşte Allah'ın kudreti olarak, Allah'ın rahmeti olarak, evet, Allah'ın rızası olarak yorumlanmıştır. Yani bizler Allah'ı bu zati ve subutu sıfatlarıyla biliriz. Evet. Allah'a böyle inanırız. Ve Allah'ın haberi sıfatlarına da sadece inanırız. Efendim onu işte son dönem alimlerimizin tevil ettikleri gibi Kur'an'ın ruhuna, hadislerin ruhuna uygun olarak da yorumlarız. Evet hocam. Eski dönemde de insanlar, yani daha çok tasavvuf ehli bu Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına yapışarak ona ulaşmaya çalışmışlar, onu tanımaya çalışmışlar. Evet, 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 evet. Tabii bu Allah'ın sıfatlarını hakkında bizim bilmemiz gereken en önemli konu şudur. Bunlar ezeli ve ebedi sıfatlardır. Evet. Yani Allah için hem zati sıfatları hem subutu sıfatları ezeli sıfatlardır. Bizler Allah inancımızda şu üç ilkeye iyi uymamız gerekiyor. Birincisi Allah'ın varlığına kalben inanmak, Allah'ı kemal sıfatlarla vasıflandırmak, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek. Yani bu üç şey önemli. Evet. İman esaslarının en önemlisi Allah inancının üç önemli ilkesi diyelim. Evet hocam. Çok güzel. Peki hocam, imanın rükünleri nelerdir? Yani kalbi boyutu ve halaveti hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Evet. Konuda? Alimlerimiz imanın iki rüknünden bahsederler. Bunlardan birisi asli rükün. İkincisi ise fer'i rükün. İmam-ı Azam İmanın rükünlerini şu cümleyle bize bildirir. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Fakat buradan dil ile ikrar da fer'i bir rükündür. Yani asıl olan kişinin kalp, iman esaslarına kalbiyle inanmasıdır. Evet. Ama dünyada insanlar arasında Müslüman olarak bilinmesi, tanınması için de bu inancını diliyle söylemesi ikinci bir rükün olarak zikredilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in hadisleri hep bize imanın kalbi boyutunu zikrediyor. Mesela bu konuda Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Diyor ki, kim ki Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna sıdkan min kalbihi, kalbiyle doğrulayarak, evet, iman ederse, sıdkan min kalbihi, yani kalbiyle inanırsa, kalbiyle gönülden inanırsa, Allah onu cehenneme haram kılar buyuruyor. Yani bu inancını korur, bu inancıyla yaşar, bu inancıyla ölürse Allah, evet, onu ebedi cehennemden korur diyor. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz imanın kalbi boyutuna temas etmiş, sıdkan min kalbiyi. Yine Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinde de yeni mümin olanlara, henüz imanı hazmetmeyenler için de Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Diyor ki kullem tü'minu, henüz, evet, iman etme. Velakin kulu eslemne, sadece biz Müslüman olduk deyin. Velemme yedhulul imanu fî kulubikim, henüz iman kalplerinizin derinliklerine işlemedi. Yani, evet, demek ki imanın iman olabilmesi için kalbi boyutunun
tam anlamıyla oluşması gerekiyor. Evet. Bu konuda çarpıcı bir örnek de şu var. Peygamber Efendimiz'in Medine döneminde bir askeri müfrezeyi bir beldeye gönderir. Müminlerle müşrikler arasında bir çatışma olur. O çatışma esnasında yenileceklerini anlayınca içlerinden bazıları biz Müslüman olduk derler. Fakat bazı sahabiler onların bu Müslüman olduk sözünü bir işte zoru gördüler. Efendim öleceklerini evet. anladılar diyerek dinlemezler ve çatışmaya devam ederler. Neticede o kişiler öldürülür. Durum Peygamber Efendimiz'e aktarılınca Peygamberimiz askeri birliğin komutanına durumu sorar. O da böyle, onlar gönülden inanmadılar. Sadece canlarını kurtarmak için bunu söylediler deyince Peygamberimiz el şakak de kalbehu diyerek azarlamış. Ya. Yani sen kalbini açıp baktın mı? Evet hocam. Diyerek çok efendim güzel. Bu gibi kollarda asıl olan kişinin beyanıdır. Efendim doğru. bizler niyetleri okuyamayız, gönülleri bilemeyiz. Gönülleri hükmeden Allah'tır, kalpleri bilen Allah'tır. Ama nedir? Biz şunu vurgularız. İmanın iman olabilmesi için kalbi olması gerekir. Evet, evet. hocam. Peki hocam, imanın en üst derecesi ve göstergeleri hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Sünni inanca göre amel imandan bir cüz değildir. Yani imanın evet. iki rüknü vardır. Kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Ama amel imanın değerini arttıran, kalitesini yükselten bir unsurdur. Bunu Peygamber Efendimiz birçok hadislerinde vurgulamış. Evet. İmanın değerini, imanın kalitesini gösteren hadisler. Bunlardan bir tanesi son derece veciz. El-İmanu bid'u ve seb'une şubeten. Yani diyor ki Peygamberimiz imanı gösteren 70 küsur şube vardır. Bunlar o kişinin imanının kalitesinin göstergeleri, imanının derecesinin göstergeleridir. Ve diyor ki Peygamberimiz Eftaluha la ilahe illallah. İmanın bu 70 göstergesinden en üstünü, en değerlisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü diliyle söylemek, kalbiyle inanmak. Evet. Ve evdauha ve en altı sonu ise imatetül eza anit tarik, yoldan insanlara eza veren bir nesneyi kaldırmak. Evet. Bakınız Peygamberimiz imanın yelpazesinin iki ucunu, ilk ucunu ve son ucunu gösteriyor. Vel haya uşubetü minel iman ve haya ise Allah'tan da kullarından da utanmak da imanın bir şubesidir demiş. Peygamberimizin bu sözünü baz alan hadis alimlerimiz imanın bu 70 küsur şubesini toplayan eserler yazmışlar. Yani bunları görünce bu hadis imanımızın göstergesi olan bu hadislere, bu hasletlere bakınca biz de imanımızın seviyesi hakkında bir bilgimiz oluyor. Ve Peygamber Efendimiz bu konuda da bir ölçü daha koymuş. Üç husus vardır ki kim bunları yaparsa diyor vecede halavetel iman. İmanından tat alır buyuruyor. Tat alır, evet. Bunlar birincisi Allah'ı ve peygamberini her şeyden çok sevmek. Gönlündeki evet. en önemli sevgi Allah ve peygamber sevgisi olacak. Müthiş. İkincisi de bir kimseyi sadece Allah için sevecek. Üçüncüsü de Allah ona iman nasip ettikten sonra imandan sapmayı ateşte yanmak derecesinde görecek. Yani evet. nasıl insan ateşte yanmaktan korkarsa İmandan sonra küfre düşmeyi de böylesine bilecek diyor Peygamberimiz. Bunları yaparsa diyor, o kişi diyor imanından
tat alır. Evet. Ve kim Allah'a inanırsa, Rab olarak Allah'tan razı olursa, peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olursa, din olarak İslam'dan razı olursa, o kimse imanın tadını duyar buyuruyor peygamberimiz. Evet hocam. Kıymetli hocam, peki iman meselesinden bahsettik. Allah'a ibadet nasıl olmalıdır? Yani evet. Bu iman çerçevesinde Allah'a ibadet nasıl yapılmalıdır? Nasıl evet. olmalıdır? Şimdi bu konuda Peygamber Efendimiz'in yüzlerce hadisi var ama süremiz az. Peygamber Efendimiz kendisine sahabinin birisi soruyor, ya Resulallah bana öyle bir amel öğret ki beni cehennemden kurtarsın ve cennete soksun. Evet. Peygamber Efendimiz de ona diyor ki, kul amentü billah sümme estak. Allah'a inandım de ve sonra özünle sözünle dosdoğru ol. Evet. Şimdi bu hadisi alimlerimiz yorumluyorlar. Diyorlar ki ise bu işte imanın kalbi boyutunu belirtiyor. Ondan sonra da ameli boyutunu belirtiyor. Yani Allah inancı gönlünde olan kimsenin hemen Allah'ın emirlerine sımsıkı uyması ve Allah'ın nehirlerinden kaçınması gerekir. İşte özüyle, sözüyle, her haliyle dosdoğru ol. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de ölümün ve hayatın gayesi olarak Mülk suresinde ve nice ayet-i kerimelerde söylüyor. Allah hayatı ve ölümü sizi sınamak için yarattı. Ey yüküm ahsen amel. Hanginizin ameli daha güzel olacak? Ve bu konuda da Allah'a nasıl kulluk edilecek? Evet. Allah'a güzelce kulluk nasıl yapılacak? İşte bununla ilgili alimlerimiz peygamberimizin hadislerinden şu esasları çıkarmışlar. Birincisi, Allah'a güzelce amel yapılabilmesi için o amelin Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin sünnetinde bir karşılığı olacak. Yani kimse kendi aklından bir ibadet ihdas edemez. Evet. Efendim, o mutlaka dinde ibadetler tevkifidir. Yani ibadetlerle ilgili hüküm koyma yetkisi Allah'ın ve peygamberindir. Yani onun bir kere Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve peygamberimizin sahih sünnetinde bir yeri olacak. İkincisi, ihlas olacak. Kur'an-ı Kerim'de de nice surelerde bunu gösteriyor. Yani Allah'a ibadetin Allah katında bir değerinin olması için en önemli şartlardan birisi de ihlas. Samimiyet. Yani samimi olması. Evet. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'in nice ayetlerinde var, değil mi? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ Yani evet. Allah'a halis kılarak efendim ibadetler yapmaları diyor. Dördüncüsünü de süreklilik. Süreklilik de nedir? Efendim ibadetleri sadece belli günlere, belli aylara, belli mevsimlere, belli dönemlere ayırmayacağız. İbadetin evet. süresi nedir? وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ لَكِنْ Ölüm sana gelinceye kadar. Yani kişi akıl bali olduktan sonra dönemde başlar ve son nefesi verinceye kadar olan süre içinde devam eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in nice ayetleri bunu beyan ediyor. مَا دُمْتُ حَيَّا Evet. Ben hayatta kaldığım sürece Allah bana namaz kılmamı, zekat vermemi emretti buyuruyor. Ve sonuncusu da dua edilmesi. Bakınız bu konuda Peygamber Efendimiz'in konumuzla yakın ilgisi olan bir hadisi var. Peygamberimizin genç sahabilerinden Muaz, ilk müminlerden ve alim sahabilerden. Peygamber Efendimiz'in gençlere özel bir ilgisi var. Bu sahabelerini zaman zaman böyle devesinin terkisine alır. Onlarla gezintiye çıkarmış. Onlarla bu gezinti esnasında sohbet edermiş. Bir gün bu Muaz ismindeki genç sahabesini böyle otururken görmüş. Yanına gelmiş. Demiş, Muaz ben seni demiş çok seviyorum. O da tabii peygamberimizin bu sözü üzerine duygulanmış. Ben de sizi çok seviyorum diyerek. İşte peygamber efendim insanlara mesaj verirken de bir metodunu göstermesi evet. bakımından da önemli.
Sonra Peygamber Efendimiz demiş, Muaz demiş, bak ben sana demiş bir dua öğreteyim. Bu duayı her namazından sonra yap. Her vakit namazından sonra bu duayı et. Bakınız bu dua kısa bir dua. Şu dua. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadet. Allah'ım senin adını zikretmede, senin nimetlerine şükretmede, sana hakkıyla ve layıkıyla güzelce ibadet etmede bana yardım eyle. Bakınız evet, bu güzel ibadet hem Mülk suresinde ahsenu amele ve Peygamber muhadisinde de husnu ibadetik, güzelce ibadet etmek. İşte ibadetleri güzelce yapmak. Nasıl güzelce ibadet yaparız? Allah nasıl emrettiyse, Peygamber nasıl öğrettiyse, evet, efendim adabına, ahkamına, erkanına uyarak yaptığımız takdirde ibadetlerimiz güzel olacaktır. Evet. Peki hocam, iman, ibadet noktasında Allah'a imanın insanın kişiliği ve mutluluğuna katkıları nelerdir? Biraz evet, da bunlardan bahsedelim. Evet. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de bunu beyan etmiş. Yani biz insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuş. Yani insanın hem dünya saadetinin hem ahiret saadetinin temeli imandır, ameldir. Tabii bizler iman esaslarıyla hem dünyada hem ukbada bazı hikmetleri de biliyoruz ve hikmetleri de yaşıyoruz. İşte bunlardan en önemlisi insanı doğru yola götürür. Çünkü insan nefsi sürekli nefsi arzularının, nefsi isteklerinin peşinde koşar. İnnen i̇şte, nefsele emmâretun bissû. Evet, işte Kur'an-ı Kerim'in evet, tabii nice ayetlerinde insan nefsinin bu aşırı arzuları, aşırı tutkuları zikredilmekte. İşte Allah inancı ve iman, ahiret imanını, evet, insandaki bu duygu, aşırı istekleri dengeler. Evet. Yani ne der? Mutlaka insanı iyiliğe sevk eder. Allah denilen bir kudret var. Bizi kudretiyle yaratan, nimetleriyle yaşatan, rahmetiyle kuşatan bir yüce kudret var. Bu kudret ahirette bu ömrün hesabını soracak. Yani her yaptıklarım efendim mutlaka bana sorulacak. Ayet-i Kerim öyle bir insan diyor, başıboş bırakıldığını mı sanacak? Yani neticede. Dolayısıyla insan Allah inancıyla bir huzur bulur. Efendim nefsine karşı bir direnme gücü bulur. Yegane rızık verenin Allah olduğu bilinci içinde ne yapar? İşte nefsinin cimrilik gibi kötü huylarından korunur. Cömertlik gibi iyi huylara yönelir. Çünkü yaratan Allah, yaşatan Allah, rızık veren Allah. Dolayısıyla bu Allah inancıyla kendinde bir güven hissi oluşur. Kalbinde ve gönlünde huzur bulur. Evet. Hayatının bir anlamı olduğunu bilir. Bu dünyadan ötesinde ebedi bir yurt vardır, cennet vardır, Allah'ın rızası vardır. Bütün bu duygular onda bir huzur oluşmasına ve hayatından zevk almasına vesile olur. İnsanlar arasındaki kardeşlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine vesile olur. Evet. Çünkü şunu biliriz ki, bunu Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Yaratılanı sev, yaratandan evet, ötürü bizleri yoktan yaratan kudret birdir. Hepimizi, insanları, canlıları, cansızları, bu alemleri hepsini yaratan Allah'tır. Biz o Allah'a teslim olmuşuz. Ona gönülden inanıyoruz. Ve bu inanç içinde bütün insanları Allah'ın kulları olarak bilir. Onlara sevgi besler. Onlara saygı duyar. Bunun neticesinde insanlar bu inanç sayesinde mutlu ve huzurlu olurlar. Evet hocam. Bir alim zaten şöyle bir sözü vardı. Onu da söyleyip programımızı tamamlayalım inşallah. Allah birdir.
başka şeylere müracaat edip yorulma. Evet. Başka şeyleri minnet çekme. Onlardan korkup titreme. Hı. Çünkü her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Tabii. Onu buldun, her şeyi buldun, bütün isteklerini buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Tabii tek sığınağımız o. Evet. Halimizi arz edeceğimiz, hacetimi arz edeceğimiz güç evet. O. Peygamber Efendimiz böyle bir gün bir yolda çocuklara sarılan bir kadın görür. Bu kadın niye böyle çocuklara sarılır deyince işte yavrusunu arıyor, onu kaybetmiş. İşte Peygamberimiz der ki Allah kulunu, bu ananın yavrusunu sevdiğinden daha çok evet. Sever buyuruyor. Bir şairimiz de bunu güzel bir beytiyle belirtmiş. Şöyle diyor. Doğurduğu yavruyu anne delice sever, ya yarattığı kulunu Allah nice sever. Evet. Bizler Allah'ı seviyoruz, ona iman ediyoruz. Allah bu inancımızı ölünceye kadar sürdürmeyi nasip eylesin. Amin. Ben bu vesileyle nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Ramazan ayının ortalarındayız. Evet. İnşallah Rabbim bu Ramazan'ı feyzine ve rahmetine ermeyi nasip eylesin. Evet. Ve ben bu vesileyle ETV seyircilerimize ve aziz milletimize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a imanımızı ve kulluk bilincimizi ölünceye dek muhafaza etmek dileğiyle hayırlı iftarlar, sağlıcakla kalın efendim.